Şimdiki konumuz ng if ve ng for ifadeleri. Nedir bunlar? Ng if Angular'da HTML dosyamızda koşul belirtmek için kullandığımız bir ifade. Örneğin üyelik sistemi olan bir sitemiz olsun. Kullanıcı eğer giriş yapmadıysa kayıt ol ve giriş yap butonlarını buna göstermemiz gerekir. Ama giriş yaptıysa da bu butonları gizleyip yerine hesabım butonu koymamız gerekir. Bu şekilde bir koşul belirtebiliriz. ng4'da döngü kurmak için, yani örneğin e-ticaret sitemiz var. Ürünleri listelememiz gerekiyor. Ürünleri komponent dosyamızdaki bir dizide tutup, yani servisten alıp komponentte bunu bir değişkene atayıp HTML dosyasında da ng4 ile bu ürünleri çeviririz. Küçük bir örnek yapalım bunu daha iyi anlayabilmek için. App komponent HTML dosyamın içerisindeki şu gereksiz yerleri sileyim. TypeScript dosyamda da bir tane dizi oluşturayım. To-do's olsun, yapılacaklar listesi gibi. Yapılacak iş 1. Bundan çoğaltayım. Yanlış oldu ama neyse, böyle olsun. Yapılacak iş 1, yapılacak iş 2 yazmak istemiştim. Ters oldu. Neyse. Benim bu şekilde bir dizim var. Ben bunu HTML dosyasında çevireceğim tek tek. Şimdi ulli ile yapayım bunu. Görüntüsü şöyle bir şey olacak. Ama ben HTML'de bunu 5 sefer yazmayacağım. Yani bir tane li bırakıyorum. Bunu döngüyü oluşturabilmem için tekrarlanacak olan nesnenin, yani li tekrarlanacak burada. Tekrarlanacak olan nesneye konuşamadım. Yıldız ng4. Bunun içerisinde de let to do of to do's diyorum. Buradaki to do's benim dizimin adı. Komponent dosyasındaki dizimin adı. To do da sizin vereceğiniz herhangi bir isim. Yani ben bu ng4'u burada yazdığım zaman artık to do's dizimin içerisindeki her elemana bir kez girecek. Yani bir kere girecek, yapılacak bir iş. Bir daha girecek, yapılacak iki iş şeklinde bu verileri çevirecek, elemanları çevirecek. O an bulunduğu eleman şu değişkene atanmış olacak. İçerisinde de o değişkeni yazdırıyorum. Kaydettim. Hemen bakalım çıktı ya. Evet, yapılacak bir iş, iki iş, üç iş şeklinde geldi. ng4 bu şekilde. Bir de ng if'e bakalım. Şimdi onu da yine aynı örnek üzerinden yapalım. Benim listemin içinde, yani to do's dizimin içinde eleman varsa göstersin, eleman yoksa göstermesin. Bunu nasıl yapacağım? Yani bu ul tagına yıldız ng if diyeceğim ki to do's nokta length büyüktür 0. Yani ne demek bu? To do's dizimin içerisindeki eleman sayısı 0'dan büyükse burayı göster demek. Bakıyoruz, değişen bir şey olmadı. İçindeki elemanları silelim. Boş bir dizi olsun bu. Kaydettim. Bakın gelmedi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Büyüktür 0'sa göstersin. Değilse başka bir şey yapsın. Yani yapılacak iş yok şeklinde bir yazı yazsın mesela. Bunun için ng template diye bir nesne oluşturuyorum burada. Buna da bir isim veriyorum. DS ne diyelim? No to do's diyelim. Sallamasyon bir isim. İstediğinizi yazabilirsiniz. İçerisinde de yapılacak iş yok yazsın. Şu anda bunu yapmam hiçbir şey değiştirmeyecek.
ng template içerisinde yazdığım hiçbir şey sayfada görünmeyecek. Ben else tarafında, yani if eğer bu dizinin length'i sıfırdan büyükse bunu yap, değilse şunu yap demediğim sürece burası görünmeyecek. Onu nasıl diyoruz? If içerisine girdik. Koşulumuzu belirttik. Noktalı virgül koyup else diyoruz. No to do's. Yani ne yapacak şimdi? Dizimin uzunluğu sıfırdan büyükse burayı gösterecek. Burayı gösterecek. Değilse no to do's ismi verdiğim bu ng template içerisinde yer alan satırları gösterecek. Hemen kaydedip bakalım. Yapılacak iş yok dedi. Dizimize tekrardan eleman ekleyelim. Test 1, test 2 diyelim. Geldik. Bana bu sefer dizinin içerisindeki elemanları gösterdi. ng for ve ng if bu kadar. Gayet basit. Artık hazırlık aşamasındaki konularımız bitti. Bir sonraki bölümden itibaren bir to-do projesi yapacağız. İlk videoda göstermiştim. Ekran görüntüsü vardı. O projeyi yapmaya çalışacağız. O projeyi yaparken şu ana kadar anlattığımız tüm konular daha pekişecektir. Yani bu ng-for'ları, ng-if'leri veya servisleri, komponentleri, bunların hepsini zaten o projemizde uyguluyor olacağız. Daha iyi anlamış olacaksınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.